iş adamı, Gaziantep gönüllüsü ve Gaziantepli Mehmet Abar'la birlikteyiz. Mehmet abi, nasılsın, iyi misin? Çok sağ olun gençler, teşekkür ederim. Siz beni nereden buldunuz? Ben bu yaptığımı vallahi biraz izledim. Sizi yakalamak bir zor. Çok gezen mi, çok okuyan mı dedik. Tabii ki çok gezen. Çok gezen ama çok okuyan da lazım. Çünkü neden okumazsak bu sizin gezdiğiniz yerleri mümkün değil, göremeyiz. Evet. Siz gezdiniz, biz okuyacağız artık bunları. Bu mümkün Mehmet abi de aslında ki... Şahsıma iltifatınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim, çok çok sağ olun. Ben en başta kendimi bir tanıtayım. Evet. İsmim Mehmet Abar, 1950 doğumluyum, Gaziantepliyim, 5 çocuğum var. 500 yıllık Antepliyiz biz yalnız. Tabii evet, bizim Antep'in... değerli arkadaşımız Fatih Abar'ın da babası evet, oluyor evet, aynı zamanda. Evet, Fatih. Onun oradan buradan sevgilerimi de gönderelim. Fatih Bey, Selçuk Bey'in, Tuğcan Bey'in babasıyım. Nevin Hanım'ın, Neslihan Hanım'ın buradan tüm aileye sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgilerimi gönderiyorum. Mehmet Abar kimdir? Mehmet Abar Gaziantep doğumlu. 1950 Gaziantep doğumlu. Yapıcı Hasan Usta'nın oğlu. 500 yıllık Antepliyiz biz. Elhamdülillah. Ben Gaziantep'te zımpara imalatçılığı yapıyorum. Ve yaşlandıktan sonra mı diyelim, artık emekli olduktan sonra mı işimi en büyük oğlum Fatih Abar'a bıraktım. Şu anda işlerimi o takip ediyor ve fabrikayı da kendisine hediye ettim. Şu anda devam edip gidiyorlar elhamdülillah. Emeklilik biraz zordur, sizler de biliyorsunuz. Bu zorlukları aşabilmek için 4 arkadaş, 5 arkadaş Gaziantep'ten dünya turuna çıkmayı karar verdik. Ve 4 arkadaş buna karar verince biz bunları gerçekleştirelim diye düşündük ve 4 arkadaş yola çıktık. En kıymetli arkadaşım Sedat Öztürk'ün, o da vefat etti. Belki sizler de işgeninde Gaziantep işaretidir. Adana'da İbrahim Bey var arkadaşım. Gaziantep'te yine Faruk Bey var arkadaşım. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Buradan isterseniz. Arkadaşlarıma da sevgilerimi değil artık Allah hakrama desin diyeceğim. Çünkü hepsi de mefaat ettiler. 108'den bir ülkeyi gezmek kolay olmadı. Ben bu arkadaşlarımın hepsini öbür tarafa gezdim. Yavaş yavaş gönderdim dedi. Tek tek sırasıyla gönderdim. Allah rahmet eylesin Allah hepsine. Bana hepsine rahmet eylesin. Peki Mehmet abi şu 181 ülkeden başlayalım. Öncelikle beğenmiş olduğun ilk 3 ülkeyi istiyorum senden. Efendim şimdi hepimizin hayalinde bir Amerika vardır. Ben Amerika'ya gitmeden Amerika'yı gözümde çok büyütüyordum. Amerika yani gözümüzde büyütecek kadar büyük bir ülke değildir. Bak mesela dünyaya hakimiyet sağlıyor ama zoraki sağlıyor sanki. Ama Amerika çok büyük bir şey değildir, güzel bir ülke değildir. Aslında hayallerimizin ama, hayallerimizin dışında şeyde. Olan bir ülkedir. Benim orada çok güzel arkadaşlarım oldu. New York'ta, San Francisco'da, Los Angeles'ta, Las Vegas'ta, Miami'de. Miami de pek fazla güzel bir yer değildir. Gerçekten arkadaşlar. Aman Mehmet amca Miami, ne diyorsun? Miami diyoruz. İnan ben Miami'yi hayal ediyoruz mesela. Miami'yi hayal edeceğinizde Las Vegas hayal edin. Hem gider ufak bir humar oynarsınız. 200 kağıt para kaybedersiniz. Zaten kazanma şansınız yoktur. Ben hiç oynamayalım. Hiç kötü alışkanlıklarımız yok, olmasın. Yok ya, oraya kadar gittikten sonra oyna, kaybet, gel parayı benden al geri. Eğlenin diyor. Tabii o şeyi de görün yani. O hazı tadın yani. Peki Mehmet abi, Amerika ile başladık. Şimdi. Evet. Amerika'da gezilebilecek unutmadığın anın var mı? Efendim gezilebilecek her ülkenin, her memleketin bir anısı vardır. Amerika'da çok güzel dostlarım var diye zaten başlamıştım. Amerika'da benim çok güzel dostlarım vardır, çok güzel arkadaşlarım vardır. Bunlar bizleri hep böyle gezdirdiler. Buradan da sevgilerimizi gönderelim. Hürriyet heykellerini gezdirdiler. Ondan sonra ne bileyim Amerika'nın o güzel yüksek binalarını, menestiri gezdirdiler. Amerika'da gezmediğimiz yer bırakmadılar bize. Buradan da Amerika'daki beni tanıyan arkadaşlarımın hepsine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Amerika çok güzel bir yerdir ama yalnız hakikaten ciddi söylüyorum, Miami'yi çok gözümüzde büyütüp de Miami'ye gitmeye falan kalkmayın adam sen ben söyle. Mehmet amca şimdi ben sana kırıldım bir kere. Neden? Sen bizi niye götürmedin yani? Ya ben sizi... 10 saati her yeri geziyor ama sen bizi götürmedin. Ben Ali Bey'i çok aradım ama bulamadım. Ali Bey'i çok aradım ama bulamadım. Telefon numaram yok da aslında değil mi? %10'a gidiyor bu. Evet, evet.
Efendim... Amerika'dan sonra hangi Amerika'dan ülke? Sonra Rusya'yı mesela Rusya. Çok beğendim. Aslında ilk olarak en çok beğendiğim yer Kanada'dır. Kanada. Mesela Vancouver'e ben aşık verdim. Vancouver çok güzel bir şehirdir. Kanada'nın en güzel şehirlerden bir tanesidir. Çok yeşilli, yeşillik, deniz sahili, bütün turist gemileri geliyor. Günde 5-6 tane 5000 kapasiteli gemi geliyor Vancouver'e. Bunların bu gelen insanların, turistlerin hepsini Vancouver ağırlıyor ve tekrar yine geri akşam oldu mu saat 5'te başka ülkelere gönderiyor. Toronto'su, baş şehri, buralar çok tatlı ve güzel yerlerdir. Yani Kanada'yı görmenizi arzu eden. Benim en çok ilk sevdiğim yer Kanada'dır. İkincisi Rusya'dır. Rusya. Mesela gözümüzde ne şekilde değerlendirdiklerinizi ben bilemem ama Rusya çok eğitim kültürü var. Eğitimli, kültürlü, örf adetlerine düşkün, çok dürüst ve güzel bir ülkedir. İnan adını sen söyle. Çok hoşuma gitti ve tekrar bugün gidecek olacak olsa Rusya'yı gezip gelmeyi çok arzu ederim. Olayları olmuyormuş galiba. Hayır kesinlikle asla buralarda olay olmaz. Olay sadece Amerika'da. Mesela Amerika'yı biz gözümüzde büyütüyoruz. Bizim düşmanlarımız, Türkiye'nin düşmanı PKK dağlardadır. Amerika'nın düşmanı PKK'si şehrin içindedir. Orada şehrin merkezindedir. Mesela Thomas City diye bir Amerika'da merkez, Manhattan'ın üst tarafında bir yer vardır. Bütün gençlerin, bütün insanların toplandığı ve görmek istediği yerlerdir. İnanır mısın oradaki insanların hepsi %50 PKK'li, %50 işte Anaşit dediğimiz, PKK dediğimiz, DAEŞ dediğimiz bütün insanlar vardı Rusya'daydı. Gene bizim memleketimize Allah razı olsun sayın... O zaman en güzel ülke bizim Türkiye. Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve düşmanlarımızın hepsini nasıl şimdi kovaladıysa Türkiye'miz refaha kavuştu. Ve bunun yanında da Amerika'nın böyle bir yapma şansı da yoktur. Kovalama şansı da yoktur. Kesinlikle asla varsa. Bundan dolayı da teşekkür ederim çektiğiniz için. Oradan nereye geçelim? Mesela atıyorum Çin'e geçelim. Mesela 81 ülke denilince hangisini sorsam diye bir düşünüyorum. Valla ben Mehmet abinin aklında kalan o iz bırakanları evet. Merak edelim. Ya şimdi Çin'e gittik. Tamam, şimdi ondan sonra geçtik. Dört arkadaş Çin'e gittik. Yanımızda bir de bayan arkadaşımız vardı. Biz bunları hep böyle dörtlü grupla geldik. Buradan da bir Ankaralı bir arkadaşımız vardı, bayandı. Çok o da rahmetli oldu. Ben dedim ya başından hepsine maşallah ve bu tarafa gönderdim, bir tek olan benim. Bu kitabı da dört kişi beraber ortak basacaktık ama nasip banaymış. Hayal tabii. Gerçekleşti. Ama arkadaşlarımın hepsi de vefat etti. Kısmet nasip banaymış. Onlara da gana rahmet diliyorum Allah'tan. Bir gün benim damadımla ben Çin'e gittim. Çin'de bizi bir arkadaşım karşıladı. Tabii öğlen oldu, bize bir yemek gidilecek. Bizi güzel, çok şahane, süper lüks bir şeye götürdü, restoranta götürdü. Ben de valla güzel karnımızı doyurduk. Burada şahane, süper olurdu. Efendim öyle bir yemekler, bir çevirme, çarkı felek gibi bir masaya oturduk. Ondan sonra adamlar bize 33 çeşit yemek çıkarttılar. Saydım yani ben 1, 2, 3, 4, 5 çeşit. 33 çeşit yemek çıkarttılar. İnanır mısınız arkadaşlar? Bir tanesine parmağımızı batıramadık. Ondan sonra çünkü hiçbir tanesi de bizim örf adetlerimize uygun yemekler değildi. Damak tadımız değildi. Ancak oraya ekmek değil de bir pasta türü bir şey getirmişti. Damadım Hasan Bey'den, Hasan torunuyla beraber o bayatlamış, kurumuş pastaları yiyerek zamanımızı geçirdik. Ama bizi oraya götüren sevgili Çinli arkadaşlarımız maşallah adı ziyafeti bize çektiler ama ziyafeti genler çektiler. Lop lop malları götürdüler adını sensin Antep tabiriyle. Çok yaşa. Ve bunun yanında bu Shenzhen'de oldu. Oradan da bir şeye geçtik, Jinan'a geçtik. Hatırladığım kadarıyla Jinan'a geçtik. Orada da bizi Çinli arkadaşlar yine karşıladılar. Yine böyle bir restoranta gittik. Tabii ben bu sefer umuyorum böyle bir yemek yiyeceğimizi. Gene zaten orada da karşımıza böyle bir şeyler çıktı. Çarkı felek masasının ortasında bir sefer kaynar su kaynatıyorlar.
canlı canlı böcekler getirdiler. Canlı canlı, şu demeyeyim adını, sen de huylanmayın. Bunların hepsini canlı canlı böcekleri suyun içine attılar. Onlar böyle bar bar bağırıyorlar, cıyık cıyık ses veriyorlar. Yani yüreğim parçalanıyor. Onların hepsini bişirdiler, canlı canlı yediler arkadaşlar. Artık onlara afiyet olsun diyelim. Gene biz de bizim damat bey, Hasan Bey'den beraber oraya gelen yeşillikleri, meşillikleri, kurumuş ekmekleri, şunları bunları yedik. O gün de günümüz öyle geçmişti. Rabbim'in verdiği nimetlere şükür olsun Ali. Evet, Gerçekten öyle. Yurt dışına çıkınca genelde aç kalınıyor değil mi? Efendim, o atlar olmasaydı zaten aç kalmışlar. Efendim, şimdi, yani. Ama genel anlamda aç kalıyor mu? Evet. Efendim hayır, genel anlamda aç kalınmaz. Yani şimdi artık oralarda da büyük marketler var. Büyük marketlerde peynirler var, zeytinler var, ekmekler var. Ne bileyim, ondan da pişmiş tavuklar var. Ondan sonra balıklar var. Ya, var yani, artık bunları yapabiliyorsun. Yalnız arkadaşlarımız bazen gidip geliyorlar, işte efendim gittik şöyle yaptık, böyle yaptık, çok abartıyorlar. Yani bana göre yalan demeyeceğim. Yalan demeyeceğim ama biraz da fazla abartmalarından üzüm yok çünkü. Dok gidip aç geliyoruz efendim adını sen söyle. Ben şey merak ediyorum. Afrika'yı merak ediyorum. Hadi her yer Gaziantep. Yok, her taraf Gaziantep olması mümkün değil. Mümkün değil. Buyurun Ali Bey. Afrika'yı çok merak ediyorum. Afrika'ya gittin mi? Efendim Afrika, efendim ben 108'den bir ülke geldim. Yani aslında olmaz olur ama. Bu da sorum Ali Bey. Ben yine de şahsına teşekkür ederim hatırlattığı için. Afrika'da çok büyük bir olay başıma geldi. Üç arkadaştık biz Afrika'da. İki arkadaşımızın işleri vardı. Onlar bir yerlere gittiler. Ben de tekrar akşam gezmeye gittim. Bir gün sonra da Tanzanya'ya safari yapmaya gidecektik. Beni Afrika'nın, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde iki zenci arkadan geldiler, boynumu kaldırarak beni boğazıma 3 tane elektroşok verdiler, bayılttılar, yere yatırdılar. 78'en katlı binaların altında 3 dakika mı kaldım, 13 dakika mı kaldım, yarım saat mi kaldım bilmiyorum. Bunlar benim çantamı götürdüler, çantamın içinde pasaportum vardı, 5000 dolar param vardı, 2 tane telefonum vardı, saatim vardı, paralarım vardı, bütün kıymetli eşyam, 25 milyonluk kıymetli eşyam gitti. Peki Murat amca, bunlarla karşılaşmak için ne yapmak gerekiyor? 25 milyonluk da tekrar yine geri öbür arkadaşlara ben zorla gönderdim, onlar Kenya'ya. Tur devam ediyor. Tur devam etse, bir tek ben Johannesburg'da kaldım. Benim de otel rezervasyonlarım, uçak biletlerim hepsi iptal olmuş oldu. Ha, bugün bir şey söylediniz. Bunlarla karşılaşmamak için ne yapmak gerekiyor? Efendim bunlarla, yalnız bunlarla karşılaşmamak için yalnız Afrika'ya has, gideceğiniz otelde taksiye bineceksiniz, gittiğiniz yere önüne kadar varacaksınız, oradan inip karşıya işe gideceksiniz, işiniz olan yere, oradan tekrar taksi çağırıp otele geleceksiniz. Ya da özel bir rehber. Şehir içinde, hayır, özel rehber de olsa senin zaten yabancı olduğun belli, seni muhakkak ve muhakkak soyacaklar, bu 2-4 liraydı. Bu Afrika'ya has bir şeydir. Onun için ben sonradan tekrar gittim Afrika'ya. Ceplerimi çıkarttım, göstererek gelin bir daha soyun gibisi. Tabi adamlar beni tanıdılar, yanıma bile yaklaşmadılar bu sefer, o da ayrı bir konu. Oradan ben tekrar yine eski kalmış olduğum turu devam ettirmek istedim. Şeye gittim, Tanzanya'ya gittim. Orada Tanzanya'da da şey yaptık, safari yaptım. Safari yapacağıma da bin sefer pişman oldum. Neden pişman oldum? Bir gruptuk, 40 kişilik bir gruptuk. Bizden 20'şer dolar hatırlarsam, 20'şer 25'er dolar bir para topladılar. Ondan sonra büyük bir şey içinde, reformam içinde bir koyun içine koydular. Ceylan koyun değil de koyuna benzerdi. Ceylan da değildi aslında. Ondan sonra koydular. Onu kurtarıcıyla aşağı indirdiler. Aslanlar bu hayvanın geldiğini gördü. İnanır mısınız, bir aslan 5 metre yukarıya kalkar mı? 5 metre yukarıya kalkıyordu, hopluyordu böyle, yani bize av geliyor şekliyle. Ve o hayvanı yere indirdiklerinde o hayvanı canlı canlı o aslanlar parçaladı. Benim yüreğim parçalandı. Çünkü parasıyla bir canlı hayvanı
şeye çok aslana yem yaptık. Ben halen daha adını sen söyle. O aslanın, o hayvanın durumunu gözümün önüne geldiği zaman çok çok üzülüyorum Eda. Bunu sakın yapmayalım, Afrika, gerçekten evet, yapmayalım. Yani böyle yapmayalım. Bir inşallah nasip olur da sizler de böyle bir giderseniz asla ve asla böyle bir şeye katılmayın. Çünkü sonra da acısını çok çekiyorsunuz. Bunun yanında atıyorum Güney şey Orta Afrika'ya da gittim Eda. Buradan Bengü'ye, Orta Afrika'nın baş yeri Bengü'ye. Bengü'ye gittiğimde Bengü'ye'de savaş varmış. Tabii ben bilmiyorum, biz dünyayı gezdiğimiz için sıraladığımız ülke sıralamaları var. O sıralamalara göre gidiyoruz adını sen söyle. Oraya vardığımızda gümrükten, polisten geçtim. Beni oranın da şeyi, gümrük müdürü, bilmem işte sorumlusu, hepsi valisi. Orta Afrika'nın valisi ilgileniyor. Vali Bey'e beni aldılar gittiler, dediler ki böyle böyle dediler, bir Türk gelmiş. Ondan sonra efendim filan otelden yer ayırmış. Orayı da dediler bugün bombalayacaklar. Biz bunu ne yapak dediler. Allah Allah. Ben dedim ya acaba şaka mı yapıyorlar? Yani bana kamera şakası falan mı yapıyorlar dedim. Meğersem hakikaten o oteli bombalayacaklarmış. Ben dediler siz de otelde kalamazsınız. Ben dedim ya 5 yıldızlı bir otel. Hayır dedim 5 yıldızlı olsa da olmaz. O otelde kalmayacaksınız. Ya biz sizi başka bir otele götürdük. Daha iyi bir otele götürecek dediler. Ben o otele görmedim. 5 yıldızlı otel diye ayırttığımız oteli görmedim. Emniyetin beni götürdü otel. Bizim Gaziantep'in normal bir 3 katlı 5 katlı evi gibi bir şeydi. Sıradan bir evde. Oraya beni yerleştirdiler. 2 saat sonra tekrar geldiler. Gene bir emniyet. Bugün burada bombalanacak. Seni buradan alıyoruz. Götüreceğiz diye. Benim apartoplar çok şey. Direkt ben savaşın içine girmişim. Orada savaş var. Dünya turu yapayım derken canımızdan oluyormuşsunuz. İnan canımızdan oluyordun adını sen. Canımızdan oluyor. Oradan efendim bizi aldılar 40 kilometre bir köye götürdüler. Vali Bey talimat verdi emniyete. Bu adama kesinlikle adını sen söyle öldürmeden ülkesine göndereceğiz. 2 gün sonra uçağa gelinceye kadar öldürmemeye dikkat edeklerine. Ve 3 günde herhalde 3 gün kaldım. 3 gün bana böyle bir şey gösterdiler. İnsan değeri varmış. Tabii. Böyle bir güzel şeyde, böyle bir ortamda yaşadım. 3 günde de öyle otelde veya polis evinde de yapmadım. Böyle büyük bir ranza gibi bir şeydi. Üstüne de bir karton açtılar. Ben de kirli çamaşırlarımı başıma yastık yaptım. 3 gün öyle yaptım. Ondan sonra bunu da tabii geldim. Peki bu esnada tur nerede? Turlar oraya ben yalnız gitmiştim. Oraya yalnız gitmiştim. Tabii arkadaşlarım vefat etmişti. Oraya ben yalnız gitmiştim. Yani Emel abi bu kadar yer geziyorsun. Dil biliyor musun? Nasıl anlaşıyorsun? Efendim şimdi dil ben bilmiyorum. Dil bilmiyorum. Benim de İngilizce. Ben lise mezunuyum. Çocuklarımın hepsini üniversite okuttum. Ama ben bir lise mezunuyum. Yalnız şöyle bir şey, biz Türklerin ve Gaziantep'in hepsi çok uyanık insanlar. 3-5 sefer bir yere gittikleri zaman muhakkak oralardan bir şeyler koparlar. İşte zaten bize lazım olan nedir? Ekmekli, suydu, lavuydu, olmaydı, yemeydi, içmeydi. Gideceğim, geleceğim yerlere bir İngilizce öğrendin mi? Azdan çok da yine söküyorsun yani. Yani bunun şeyi olmuyor dedi. Aynen öyle oluyor adına. Doğrudan peki en çok Türklerin yaşamış olduğu yerlerin birisi Almanya. Evet. Almanya nasıl? Efendim ben Almanya'ya Avrupa turuna gittiğimde oradaki Türklere inan çok acıdım ve halen de acıyorum. Hepsi perişanlar. Hepsi buraya geldikleri gibi orada değiller. Evet. Buraya geliyorlar yani. Evet. Güzelim, görkemli gösteriş yapıyorlar ama kesinlikle adını sen söyle, ne Norveç'te olsun, ne Finlandiya'da olsun, ne Danimarka'da olsun, ne İspanya'da olsun. Türklerimizin hepsi perişandır, Almanya'da olsun, Hollanda'da olsun, hepsi perişandır. Yani bizim oraya bir Türk vatandaşı şahsım adına gidip de ben en güzel lüks yerlerde yaşadığım, en güzel lüks otellerde yatıp restoranda yemek yediğim yerlerin bir tanesine buna gidip de böyle bir ortam yapamıyorlar. Onun için ben Türk vatandaşları, arkadaşlarımın bana göre artık vatanlarına gelsinler, akrabalarının yanına gelsinler, çocuklarını Türk vatandaşlığına alıştırma yapsınlar. En güzel böyle yan tavsiyede bulunuyor. Arada kalmışlar yani. Oraya gidiyorlar. Evet. Almanya onu Türkleri kabul etmiyor. Ya hayat şartları ve bir de biraz hani
buraya geliyor mesela. Alışma, adaptasyon sorunu. Efendim, hayat şartlandırırken şunu ben söyleyeyim. Buraya gelseler zaten Sayın Cumhurbaşkanımız, şu andaki mevcut hükümetimiz bize hayat şartlarının hepsini fazlasıyla veriyor. Evet. Sağlıktan yaralanıyoruz. Her şeyden kanunu haklardan yaralanıyoruz. Ne güzel eksikliği. Acaba millet olarak biraz egomuz yüksek mi oluyor? Ondan dolayı mı acaba? Efendim, yurt şimdi, dışı hayranlığımızdan dolayı mı acaba böyle? Belki öyle olabilir ama çünkü siz, her zaman yurt dışı dediğimiz zaman mesela gözümüzde evet, büyütür. Ben zaten bu 108'den bir ülke gezintilerimi sanki devletimi temsil edercesine gezdim. Gaziantep'imi temsil edercesine gezdim. Ben devlet görevlisi olarak gitmedim ama hep böyle bir devletimi temsil eder gibi gezdim. Hatta şöyle bir anım var, Alaska'da, kutuplarda. Dünyana gelsin, kutuplarda. Kutuplarda bak iyi hatırladım. Yanlış duymuyoruz değil mi? İyi hatırladım, kutuplar. Alaska'da, kutuplara gittiğimde, neresi dola? Anchorage şehrine gittim. Anchorage şehrinde otelimi de havaalanının yanından bir yerden ayırmıştık. Tesadüf ben şehir merkezindeydim. Meğerse oraymış. Oraya otobüsle gidip geliyordum şehir merkezine. Birinci gün gittiğimde şehir merkezine otobüsün durduğu terminalı kaybettim. Yine gelip şehri gezdikten sonra ne kadar aradımsa terminalı bulamadım. Eyvattım. Antep tabiriyle kayıp olduk, azdık. Almayı biliyorsunuz ya, azdık dedim. Sonra gittim orada bir emniyet şubesine müracaatta bulundum. Dedim ki ne benim dedim otel kartım. Ben bütün otellere gittim hemen kartlarını alırım. Hemen kartlarını alırım, cebime koyarım. İlk görevim oydu zaten. Böyle böyle dedim adını sen söyle. Adamlar bana tamam dediler. Dedim orada da şuna ima ettim. Ben de biliyorsun bir hayırseverlik de var. Evet, okul evet, falan yaptırdım. Dedim ben okul falan yaptırdım diye bahsettim. Bunu anlatamadım. Oradaki kişiye anlatamadım. Anlatamayınca tekrar çocuğa Türkiye, benim küçük olana, Tuğcan'a bana mesaj attım. Dedim okulun ismi nedir? Okul ne şekilde hitap eder? Bana dedim İngilizce olarak mesaj attı dedim. O da bana İngilizce olarak mesaj attı. Bir gün sonra tekrar gene gittiğimde... Yalnız hikaye bakar mısın? Mesaj atıyor oğluna, bana İngilizce olarak okulun ne olduğunu söyle ve gönder diyor. Tabii. Yani öyle. Aklını kullanabilmek önemli. Aslında bir şeyleri bilmek değil, aklını kullanabilmek önemli. O bana İngilizce olarak mesaj attı. Okulun ismi şu, okulun söylenme terimi bu şekilde dedi baba diye. Ben tekrar bir gün sonra otobüse bindim, şeye gittim. Aynı emniyet müdürlüğüne gittim. Adamlara dedim ki böyle böyle adını sen söyle, mail adreslerini girdirdim. Adamlar görür görmez beni bir şey zannettiler, profesör zannettiler. Yani okulu görünce, profesör zannettiler. Bana hatta sordular, dediler siz yuvardalar profesör müsünüz dediler. Ben dedim ya Türkiye'den çok uzak değil. Evet dedim, profesörüm dedim ben de. Yani maşallah. Burası da birazcık espri olsun dedi. Ama Türkiye'mi en güzel şekilde temsil ediyorum. Adamlar bana vermiş olduğu değerleri o kadar güzel kullanıyorum. O kadar itinalı kullanıyorum. Yani Türkiye'den sanki Alaska'yı, kutupları temsilcilik almışım gibi hitap ediyorum. Bu adamlar beni öyle zannettiler. Bak burası da dikkat edin. O adamlar da beni kutup emniyeti, valiliği beni öyle zannetti. Öğlen yemeklerinde emniyet müdürlüğüyle, valilikle beraber olduk. Ve benim altıma bir araba verdiler. Ondan sonra tabii arkamızda koruma. Dediler Mehmet Bey ne kadar Anchorage'un güzel gezilecek turistik yerleri varsa gezdireceksiniz. Korumam yanımda. Ondan sonra işte Sayın Emniyet Müdürü yanımda. Ondan sonra Anchorage'un her tarafını iki gün bana böylece gezdiler. Yani inan adını sen söyle, buradan bir bakanımız nasıl gider de ağırlanırsa beni de öyle ağırladılar. Ben de ama ülkemi bu şekilde temsil ettim dedi. Peki ben şimdi merak ettim. Ya anlatıyoruz, dinlemeye doyamıyoruz. Çok sağ olun, şimdi teşekkür ederim. İzleyenlerimiz de ya ne kadar gezmiş diyorlar eminim.
Ben şu anda merak ediyorum, bu 181 ülkeyi gezmeniz ne kadar zaman aldı? Efendim bu 181 ülkeyi gezmemiz tam bir 5,5-6 sene sürdü. Peki hiç böyle bıkmadınız mı? Efendim, yorulmadınız mı? Efendim hiç bıkmadım, hiç yorulmadım. Yani 10 tane, 20 tane, 30 tane, hayır, 40 tane, 50 tane, 60 tane ülkeden şimdi bahsetmiyoruz. Şimdi artık çoluğumuz çocuğumuz da bu işe alışmışlar da Ali Bey. Yani nereden baksan 200 tane civarında yani. Zaten efendim 181 yazıyor da ben 109'dan 4 ülke geldim. Tabii normal değil. Aslında 109'dan 4 ülke geldim. 109'dan 4 nasıl oluyor? Amerika'nın eyaletleri, Çin'in eyaletlerine bu rekorlar kitabı Guinness mi diyorlar? Ne diyorlar? Guinness. Guinness. Onlara ben müracaat ettim dünya rekoru kırdı ona diye. Mutlaka başvurmak onlar şeyleri kabul etmediler. Eyaletleri kabul etmeden. Şu anda ben işte inşallah ziyarete gidecekler. Nasıl olursa. Buradan özellikle vurgulayalım. Evet. Özellikle girmek istiyoruz. Tabii. Mehmet amcamız özellikle girmeyi hak ediyor. Efendim hayır şöyle bir şey. Şu anda bizim Türkiye'den dünyayı gezen benim haricimde 3 kişi gelmiş. Bir tanesi 120 ülke, bir tanesi 160 ülke, bir tanesi 163 ülke gelmiş. Dördüncü benim, 181 ülke geldim. Şu anda dünya rekoru bende. Anılarımız gerçekten çoktur. Yani çok çok fazla anılarımız vardı. Şeye gittim ben, Avustralya, Sydney'den gemi turuyla Yeni Zelanda'ya geçtim. Yeni Zelanda'da Yeni Zelanda çok güzel bir yer. Yeşillik. O kadar tatlı güzel bir yer ki anlatamam sana. Bir de Yeni Zelanda'nın en çok... O zaman tatlı yerim, tatlı konuşalım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yeni Zelanda çok güzel bir yer. Yeşillik. Ve ikincisi daha bir şey daha söyleyeceğim. Kutusu, bohçası açılmamış bir ülke. İnan adını sen söyle. Orada çok hoşuma gitti onların insanları. Dedim ya evde bekar doğrumuz da var. Şuradan bir tane kız mı alıp götürelim, ne yapalım. Hiç daha ne açılmış, ne kapanmış. Tertemiz adını sen söyle. Fırır diye de bir düşüncem oldu. Yani bu kadar daha Yeni Zelanda güzel bir yerde. Sydney'e zaten ben güzelliğini size anlatamam. O her sene yılbaşına gösterilen köprü. Köprünün ta en üstünden yürüyüş yeri yapmışlar Ali Bey. Onun üstünden böyle yürüyerek bir taraftan bir tarafa geçtim dedi. Çok şahane süper şeyleri vardır. Şehirdir Sydney. Doyamadım yani adını sen söyle. Eyfel Kulesi'ni gördün. Eyfel Kulesi, Paris'i söyledin. Paris söyle. Artık gerçekten bütün insanların hayallerimizin şehri dedikleri bir yer burası çünkü. Evet. Efendim Eyfel Kulesi çok güzel bir yer. Paris'in tam ortasında. Ben zaten Paris'le Amerika'daki Washington'u aynı seviyede tutuyorum Eyfel. Paris tabii Washington. Paris'te 6-7 katlı binalar var yüksek. En yüksek binalar 6-7 katlıdır Paris'te. Eyfel Kulesi'nin dibine çıktığında bütün Paris ayağın altında. Bütün Paris ayağın altında. Şey de öyle. Amerika Washington'da öyle. Bütün adını sen söyle. Amerika'nın şehirlerinin hepsinde şey var. Yüksek irtifalı binalar var. Orada yoktur. Washington'da yok. Washington sanki zannedersin yine Paris'e geldim. Zannedersin yine Washington'a geldim. İkisini birbirinden ayırt edemezsin. Karıştırırsın yani de. Böyle güzel bir ortamı vardı. Yüksek irtifa yoktur. Ve ben Gaziantep'de bir inşaat müteahhidi olarak ve inşaat müteahhidi oğlum da olduğundan dolayı, damadım da olduğundan dolayı böyle yüksek irtifalı tam yapmayı düşünüyorum. Buradan da Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Sayın Bakanımıza da hitap etmeye uğraşıyorum. Memleketimizin içinde ıslah edilecek çok yerler vardır. 78'den 100 katlı bina yapacak alanlarımız vardır. İslah etsinler, biz de yapalım efendim dedi. Gaziantep yapalım dedi. Ve bu da benim büyük projelerimin içindedir. İnşallah Allah nasip ederse Sayın Bakanım Fatma Hanım'la görüşeceğim. Gaziantep'e de böyle bir tantan yapmayı da düşünüyorum. Tantan siz bilmiyorsunuz da yüksek yapılı iş yeri, çarşısı olan yerlere
Amerika'da, Avrupa'da tantan diyorlar. Yani, şimdi Mehmet amca hep renkleri konuşuyoruz da. Biraz da durumu olmayan insanları şöyle yönelsek inşaat olarak mı? Efendim biraz da... Yani şimdi ben müteahhiti bulmuşken hemen o konuya değinmek istiyorum. Evet. Ben bunu nasıl sordum zannedemedim da ülkeler arasında ama... Hayır, sadece Gaziantep'te olarak söylüyorum. Yani, bütçesi olmayan insanlarımız var, bütçesi kısıtlı olan insanlarımız var. Efendim şimdi dediğinizi anladım ben efendim. Şimdi şu anda bizim öyle bir hükümetimiz var ki, Allah başımızdan eksik etmesin, ülkemize bire bin batıyor. Bizlerin hepsini refaha çıkartmak için can atıyor. TOKİ'ler altında, gece konduları alıyorlar. Gece konduları aldıktan sonra TOKİ altında yüksek irtifalı binalar yapıyorlar. O TOKİ, gece konduda oturan insanları TOKİ evlerine... Ama yine burada yine güzel iş adamlarımıza, müteahhitlerimize yine iş düşüyor aslında. Tabii zaten TOKİ altında, zaten TOKİ altında belediyemiz illakine TOKİ... Tabii illakine TOKİ yapacak diye bir şey yoktur. Gaziantep'in belli müteahhitlerinden çağırıyor belediyemiz. Şu binayı sen yapacaksın, şu binayı sen yapacaksın, 3 lira sen yapacaksın, 5 lira sen yapacaksın diye dağıtım yapıyor. O gece konduda oturan insanlarımız da onlar da layıktır yaşamaya, onlar da layıktır en güzelini görmeye. O güzelim yapılan binalarda onlar da yaşıyorlar. Yavaş yavaş ama bu işler yavaş yavaş oluyor. Burada yani ben zamandan okulda yaptırdığım bunu aslında söylenmesi gereken bir şey. Bir de pek yakında hani Arzu az önce bahsetmiştin. Evet. Üniversite. Üniversite. Ya, sen onu sen söyle. Nasıl söyleyeyim? Arzu Hanım'a ben teşekkür ederim. Aslında Arzu Hanım'a ben bunu söylerken sakın biraz sonra röportaj yapacağım. Bunu söyleme dedim ama yine de siz söylediniz. Ben yine de açtığınız için de teşekkür ederim. Örnek davranış olsun. Aynen. Çok sağ olun. Öyle teşekkür ederim. Allah nasip ederse ben Taşlıcı'ya bir tane üniversite yaptıracağım. Gaziantep Resim Mehmet Abar Eğitim Fakültesi yaptıracağım ve kampüs yaptıracağım. Yani bir bina yaptırıp da burası üniversitedir şeklini yapmayacağım. Kampüs halinde. İnşallah bir dışarıda gelir. İnşallah, inşallah. Sizler de adınız sensinler. Sizin çocuklarınız da gelip burada okuyacaklar. Ve bu dünya durduğu müddetçe yaptırdığımız okul, yaptıracağımız okullar hep bizim ismimizi taşıyacaktır. Biz bunları devletimize bağış yapacağız. Üniversiteyi de bağış yapacağız. İnşallah Allah nasip ederse. Efendim başka soru? Valla ben hayırlara ben şöyle söyleyeyim, şeylerde yaşanmaz söyleyeyim. Uzak Doğu'da, atıyorum Bangkok'ta, Hong Kong'da, Pattaya'da, ondan sonra Singapur'da, Tayland'a zaten sen geçiydi. Hiç yaşanmaz. Ondan sonra buralarda pek bizim Türkiye'nin gidip de yaşayacağı bir yerler değil. Çok karışık yerler diyeyim de saat ona göre kapanırdı. Atıl durduk edildi. Biraz karışık yerlerdir. Yani ondan sonra bir Singapur, ondan sonra ne bileyim Çin'dir. Buralara gitmek güzeldir. Zaten belli tarafta şey var, Afganistan var, Pakistan var. Buralar zaten savaş içinde. Mehmet amca diyor ki, gidin, gezin, görün, her şeyin tadına çıkartın. Dünya gözüyle her şeyi görün ama ülkenizden, vatanınızdan vazgeçmeyin diyor. Yok, kesinlikle, kesinlikle. Ülkenizden, vatanınızdan korkmayın vatanımızdan diyor. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle. Bizim ülkemiz kadar, cennet, vatanımız kadar cennet bir ülke yoktur Ali Bey'e de. Peki Mehmet abi, bu kitabın içinde bütün gezmiş olduğun yerin hepsi var. Evet. Peki ikinci kitap var mı? Efendim şimdi ben bundan 5000 tane bastırdım. 5000 tanenin de hepsine hediyedir. Parayla satılmaz diye ima koydum. Bu 5000 kitabı inanır mısınız? Şimdi söylesem bileceksiniz. Hepsini elimle dağıttım Gaziantep'e. Tek tek evlerine kadar gidip de verdiğim yeterine bir telefon attığına bana da biz kitap izleyeyim size. Hemen yetiştiriyoruz. Ve şu ana kadar kitabı... Biz de istedik yukarıya çıktı hemen aldı geldi. Aynen öyle oldu. Ve şimdi şu anda 5000 tane bastırdım. Bir 5000 tane daha bastırıyorum. Yalnız bir konuya daha değinmek istiyorum. Şöyle alabilir miyim? Buyurun.
Şöyle hemen, yalnız güzel bir küçük oldu. Çekilen fotoğraf çok sağlam. Yalnız burada, onu diyeceğim Ali, burada şöyle baktığınız zaman rotaları görebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yerleri detaylı bir şekilde anlatıyor. Ha, onu yani ben, Türkiye'den ben mesela Kuzey Kıbrıs Türkiye'den. Ha, ben imha edebilir miyim? Mesela şöyle şurayı bir açalım. Ortadan bir neresi çıktıysa kısmet diyelim. Burası neresiymiş? Atıyorum. Gidilen ülkeler diyor. İspanya, Avrupa'ymış. Mesela ben burada şimdi gözümle görmedim şıkkıldığı için Avrupa'yı sıralamışımdır. Adınıza İspanya, mesela ondan sonra Danimarka, İsviçre, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Zürih. Bu şekilde şey etmişimdir, sıralamışımdır. Yani bunu bu şekilde şey yapabilirsiniz. Arkadaşlarımız gitmek arkadaşlarımız böyle sırasıyla rehberlik edilecek şekilde izah ettim zaten ben bu kitabı. Yani rehber olarak da kullanabilirsiniz. Bu biyografide ne yazıyor Mehmet amca? Orada da İspanya, Hollanda mesela yazmışsın diyoruz. Evet. Şimdi burada da ülkeler hakkında bilgi yazdım. Ülkeler anladım. Hakkında bilgi yazdım. Yani hatta, ülkeyi tanımak istiyorsanız hatta beni soyan Güney Afrika, Johannesburg'da bile o ülkeye bile fazla da taş atmadım. Sadece evet. Gittiğinizde dikkat edin dedim. Adamların zihniyetleri yani uyanık olun. Uyanık olun diye onlara şey yaptım. Yani taş atmadım işte. Tabii biliyorsunuz. Orada zor şartlar altında insanlar. Kelimesi asla varsa kullanmadı. Şimdi zor şartlar altında yaşayan insanlarımız. Afrika çok yoksul bir ülke. Evet. O yüzden hani onları da aslında kullanmamak lazım. Doğru. Helal hoş olsun diye bir tabi. Ya şimdi ülke çok öyle bir dünyada ülkeler var mı? Atıyorum şöyle bir sana nasıl söyleyeyim? Bir Endonezya, bir Filipinler, bir Sri Lanka, ondan sonra buralar yani fakir ülkeler. Müslüman ülkeler de yani bak mesela şu anda Arap ülkeleri yeni zenginleşti çok şükür. Ben zenginleşen ülkeleri de seviyorum. Rahatlıyorlar çünkü en azından. Bu uzak doğudaki çok ülkeler çok fakirler. Halen insanlar, mesela diyorum bunu Maldivar Adası. Maldivar Adası'nı işte herkes diyor ki ne kadar güzel bir ada, herkesin hayal ettiği bir adadır. Aslında, aslında lütfen hiçbir kimse Maldivar Adası'na gitmesin. Daha yakın Hawaii Adası var, Amerika'nın Hawaii Adası var. Pasifik Okyanusu'nun ortasında 8 tane adası var. Şahane süper zenginliği var. Süper insanlara saygınlığı var. Gidin adını sen söyle. Onu gezin. Bir Türk olarak kısıtlı bir bütçemiz var. Evet. Ama bu kadar ülkenin arasında gerçekten ilk tercih neresi oldu? Ya şimdi şöyle bir şey. Buraya kadar da gitmeniz gerekiyor kesinlikle dediğiniz neresi? Ya şimdi şöyle bir şey. Bunları ben size bazen özel söyleyeyim. İsterseniz kamerada değil de. Mesela benim en çok sevdiğim Kanada değil. Ben sizi Kanada'ya gönderirim. Ne kadar da bütçeniz kısıtlı olsa Kanada'da güzel adını sen söyle gezilecek güzel yerler vardır. Güzel ekonomik yerler vardır. Kanada'yı o kadar çok övüyorsun ki. Çok. Vallahi merak. Çok. Ben çok herkesi hani bizim yurt dışı Türk arkadaşlarımızın, Türk arkadaşlarımızın hemen hemen Türk iş adamlarımızın hepsinin Kanada'ya gitmelerini tavsiye ediyorum. Rusya'ya gitmelerini tavsiye ediyorum. Amerika'ya gitmelerini tavsiye ediyorum. Amerika ne kadar da bizim şu anda sevmediğimiz bir ülke ise yine de güzel bir ülkedir. Ekonomisi yüksek bir ülkedir. Ama bizim teröristlerimiz dağdadır. Genel teröristleri şehrin merkezindedir adını sensöyle. Allah yardımcısı olsun dedi. Ben hiç şey etmeyin. Düşünmeyin bunu. Peki son olarak ne söylemek istersin izleyicilerimize? Efendim ben izleyicilerimize beni dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok gezen de dedi hanımefendi, çok okuyan dedi, çok gezen daha iyi bilir. Tabii bunu gezmesini bilirsek, yaşamayı bilmek bir sanattır. Bu sanatı bilirsek çok gezmek daha güzeldir. Herkesin ben yurt dışına gidip
bu güzel yerleri gezmesini tavsiye ediyorum. Görmesini istiyorum. Dünya güzeli bir defa, dünya turu yapın. Aynen öyle, aynen öyle. O zaman ikili kitapta buluşalım inşallah. İnşallah. Bir daha söyleyeyim, 4 kişi arkadaş gittik. Yanımızda bir de hanımefendi vardı. 5 kişi oldu. Ben 4 kişi... Ben şimdi merak ettim. Yenge kızmıyor mu yenge? Yok, sağ olsun yengemize. Buradan adet Nesrin Hanım'a teşekkür ediyorum. Beni serbest bıraktı. Saatim beni serbest bıraktığı için ben bu kadar başarıyı yapabildim. O da zaten bana takılsaydı, o da bana yok ben de giderdiyseydi. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Özlem de Dilistan, ben yine Nesin Hanım'la evlendim. Büyük evet, bir aşk, çok bu da itiraf geldi. Çok sağ olsun, teşekkür ederim. Yalnız ben yine şunu vurgulamak istiyorum Mehmet amca. Çok gezen, çok okuyan bir dedik ya. Bu tartışmaya açık bir şey aslında. Evet. Ama şöyle diyebiliriz. Hepimiz gezemeyebiliyoruz, gidemeyebiliyoruz. Dediğim gibi bütçesi kısıtlı olan insanlarımız var. Ama tabii ki siz gezeceksiniz. Sizin gezdiğiniz güzellikleri çok okuyan insanlarımız görecekler, okuyacaklar. Onlar da inan size kadar gezmiş olacaklar. O yüzden sizin gezdiğiniz yerleri bizim okumamızdan bir ayrıcalıktır. Gerçekten öyle. Benim bir spor hocam var, Abdullah hocam. Diyor ki bazen Murat Bey diyor reklamlarda atıyorum Dubai, Mubai, Arap ülkeleri çekeyim. Her taraf güzel güzel gösteriyor. Ben sanki oraya gitmiş gibi oluyorum diyor. Hakikaten de yani, ama canlı canlı görmek de daha canlı görmek çok çok fark var. Yine son nokta olarak da okumak da gerekiyor. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Dubai'deki o en yüksek 177 katlı binanın ben 100. katına çıktım. Daha yukarıda 77 kat vardı. İnan aşağı bakmaya korktum. Dubai ayağımızın altındaydı. Ve o şehri, o caddeyi öyle bir cadde yapmışlar ki buna inan zannettim yine Dubai'de değil, Las Vegas'taymıydı. Böyle şahane süper bir şey yapmışlar. Cadde yapmışlardı. Gururla söylüyorum. Mehmet amca sen gez, biz okuyalım. Ben artık öyle diyeceğim. Dinimizin zaten dinimizin de gerektirdiği ilk kelime çok oku. Çok sağ olun, çok oku. Biz o yüzden sen gez bir sene okuyalım çok diyelim, bir takipte kalalım diyoruz. Çok sağ olun. Beni dinleyen bütün Gaziantep'li hemşerilerle, Güneydoğu'ya hemşerilerim hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere de ayrı ayrı bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel günlerde ikinci baskımıza yine görüşmek üzere. Baharda buluşmak dileğiyle. İkinci baharda değil, ikinci baskı efendim. İkinci baskı. O bizim için ikinci bahar olacak. Evet, yani. Doğru. O zaman şey olacak, %10. Evet. O zaman ne diyelim? Mehmet amcayı takipte kalın diyelim. 181 ülke bakalım daha nelere kaybolacak. Guinness Rekorlar Kitabı'na aday Mehmet Abar abimiz. Türkiye'de şu anda bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'de dünyayı gezen en çok gezen benim efendim. Seninle gurur duyuyoruz Mehmet amca. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlerden gurur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için efendim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Allah razı olsun. Mehmet abi çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. İnşallah bir dahaki röportajda inşallah buluşmak üzere. Teşekkür ederim.